Günaydın benim tatlı, sadık, minnoş takipçilerim. Hoş geldiniz. Oh. Aras yine pizza istedi kahvaltıya. Ona pizza yaptım. Onun pizzasını koydum. Şöyle hazır pizza da üzerine ben fazladan sucukla kaşar koyuyorum. Çünkü hazır pizzanın kaşarla sucuğu yeterli olmuyor. Önce yemeğini yeseydin keşke içeceğini bitireceğini. Kendime... Salep, kahveli salep yaptım. Şahane, denemelisiniz. Tamam, zeytinlerini yeme. Bir şey anlatıyorum da oğlum burada, izin verirsen ya. Teşekkür ederim, çok naziksin. Ne diyordum? Kahveli salep, denemediyseniz denemelisiniz. Ama gerçi her iki tadı bir arada sevmeyen de olabilir ama... Denemek isterseniz de deneyin. Benim hoşuma gitti. Nigoş'unuz 2 günlük şok diyetine başlamaya karar verdi. Listeyi aldım internetten. Böyle bir uygulama var, indirdim. İndirme de değil aslında, Google'da dolaşırken karşıma çıktı. Orada perdeyi kapatıyorum. Havalansın diye açtım camı. Tamam, battı. Aslında evimiz gayet sıcak, sobamız da yanıyor. Ne anlatıyordum? Bir uygulama buldum. Orada işte beslenme şeklime göre vermek istediğim... Anneciğim, kilo verme uygulaması. İzin ver de konuşayım. Yani bir insan tutuyorsan... Velhasıl kelam işte 2 günlük böyle bir diyet listesi çıktı bana. Ona göre bir şey uygulayacağım. Aşağıya kayınvalidemin yanına indim. Çünkü baskül onda var, bende tartı yok. Tartılmak istedim. Ona göre başlayacaktım 2 günlük diyete. Çünkü başladığım kiloyu bilmem gerekiyor. 2 günde 3 kilo verme vaadinde bulunuyorlar. Bu şok diyet. Tabii ki sağlıklı bir şey değil ama vücudu şöyle bir kendine getiriyor. Bu aralar çünkü biraz kilo aldım ve hızlı bir şekilde böyle ekmeği, protein şeyi, ekmeği ve karbonhidratı keserek bir diyet listesi çıkardım. Şu çocuğun isteklerini bir yerine getireyim, hemen döneceğim. Tartılamadığım için de bu 2 günlük diyete başlayamadım. Başlarsam zaten diyet listesini yazacağım, size de söyleyeceğim. Denemek isteyenler varsa, ama herkesin gerçi vücut tipine göre orada, çünkü vücut şeklini seçiyorsun, beslenme şeklini seçiyorsun, sevdiğin şeyleri seçiyorsun. Uygulamayı bulabilirsem ben size nerede o ne bir diye bir sitede, neyse, başladığım zaman size de paylaşacağım. Bulutlar çok kötü geliyor, benim hızlı bir şekilde şeye gitmem lazım. Görebiliyor musunuz? Arkadan kapkara bulutlar geliyor. Gidip hemen odun doldurmam lazım. Ondan sonra da evimde hiçbir işim yok. Tertemiz her şeyi yaptım. Tencerelerimi yıkadım. Bezlerimi çamaşır suyuna bastırdım. Lavabomu yıkadım. Her şey çok güzel. Fırçalarımı kurumam. Fırçalarımı toplayacaktım. Terasımı süpürdüm o derece. Sobamın içini temizledim. Ocağımı sildim. Evimi süpürdüm. Aras'ın odasını süpürdüm. Sadece beyaz çamaşırlarım var, yıkanması gereken, bornozum falan. Onu da kurumaz diye, yağmur geliyor diye atmayacağım. Evet, diyete başlayamadık. Ondan dolayı da tabii ki kahveli salep içiyorum. Yoksa ki diyette asla böyle bir şey. Başlangıçta zaten kahvaltı olarak ya meyve suyu taze sıkılmış ya da bir tane meyve seçip yiyebilirsiniz. Ben ya portakal suyu içerdim ya da bir portakal yiyerek başlardım kahvaltıya ama olmadı. Neyse, beraber gidelim, şu odunumuzu dolduralım bence. Sonra da evimizdeki vlogumuza devam ederiz. Şu yatak odanın penceresini kapatayım. Bu herhalde ceyran yapıyor, ondan dolayı üşüdü. Ben de havalandırmak için her yeri açtım. Zaten izleyicilerim de fark etmiş, biraz kilo almışsın dediler, Azerbaycan'dan bir izleyici. Ben de evet aldım dedim. Evdeyiz, hiçbir yere çıkamıyoruz, spor yapamıyoruz, yürüyüş yapamıyoruz. Evin içinde 100 metrekarede dönüp dolaşıyorsun. Anca ne kadar spor olur ki? Terasımı bile temizledim, size göstereyim şöyle. Mis gibi. Dün zaten çiçeklerimi sulamıştım. Dün mü, ondan önceki günü. Ondan dolayı çiçeklerin de her gün sulanma ihtiyacı yok. Kış ayları zaten. Kovamı ayarlayayım, ondan sonra aşağı inelim sizinle. Görüyor musunuz bulutları? Şu taraf aydınlık. Arkadan geliyor kapkara. Portakal bile toplayıp götürdüm bahçeme. O derece ki bütün işlerimi yaptım. Şunlar biraz daha ince olduğu için bunları sadece tutuşturmak için alıyoruz. Görüyor musunuz? Günden güne küçülüyor.
Bitirdim neredeyse burayı. Şurası yakılacak zaten. Şurada da var yine böyle üst üste çiçeklenmiş. Burada da bir odunumuz var yakmak için. Kışı anca zaten. Kapının önünde de bir dünya kütüğümüz var. Babaannesine indik. Babaannesinin battaniyesini gördü, heveslendi. O da battaniye istedi. Ben de kendisine bebeklik polar battaniyesini çıkardım. Başına da şu ayıcık yumuşak şeyini aldı. Aslında ev çok soğuk değil ama üşüyorum dedi. Neyse hele şöyle bir keyif köşesi yaptım ona, dur bakalım ne zaman hevesi geçer. Tezgahımda iki tane tencerem var, yıkanacak. Üşümüyorum şimdi. Tamam aşkım, sobam yanmadı zaten. Kendi halinde, ne yaptığı belli değil. Pencereyi açtım havalansın diye. Oturuyorum, azıcık dinleniyorum. Şu çiçeğime bakıyorum. Feride ile yazışıyorum. Yaren'in videosunu yollamış da. Anne, Feride'nin yoksa... Halımı çıkardım. Silkeledim. Makineye sokmayı denedim ve olmadı. Girmedi. Çok büyük çünkü. Şu lekeli olan tarafı buraya aldım. Şu pohuduk olan bu tarafı bu tarafa aldım. En azından burası da kullanılsın, ezilsin de eşit dursun. Çünkü karşıdan zaten çok belli oluyor. Bilmiyorum videolarda belli oluyor mu ama. Neyse makineye sığmadı. Normalde yıkanabilir halılar bunlar. Zaten salonun halısı 3,5 metre. 6 metrekare. Bu mümkün değil, sığmaz. Benim makine 9 kiloluk ama yine de sığacağını zannetmiyorum. Neyse ben akşam yemeği için patates sulusu yapacağım. Bulgur pilavı ile beraber patateslerimi çıkardım. Bunları soyacağım. Biberlerimle beraber kendime bir fincan kola doldurdum. Şu keseceklerim arası bir tane muz çıkardım. Tencerelerimi de hazırladım pilavla şey için, yemek için. Biraz keyif yapıyor. Sobama biraz odun doldurdum. Aşağıdan bir sepet odun getirdim. Kurusun diye böyle özellikle aralıklı sepetle alt aşağıya koydum ki, sobamın yanına koydum ki kurusun diye. Çünkü sürekli yağmur yağıyor, dışarıda ıslanıyor. Anneciğim al muz bebeğim. Al aşkım. Rica ederim canım. Ver. Tabağı mı dilimleyeyim yani? Yok yok. Öylesine sade yiyeyim anne. Anladım. Tabuğunu öyle uzun yiyeyim anne. Tabağı dilimleme. Tamam canım.
Evet, patatesim burada. Yemeğim pişiyor. Pilavımı da buraya koydum. Demlensin sobanın üstünde yavaş ağır ağır diye. Güzel haşlanıyor böyle. İki tane tencere getirdim kayınvalidemden. Onlara yemek indireceğim. Çünkü bir ustamız da, alçı ustamız geldi Eskişehir'den. Benim bu evin alçılarını, boyasını yapan usta. Şimdi çalıştıkları yere de sıvacı lazımmış. Onu getirttirdik. Bungalov'da kalıyor. Şu karşıdaki benim, şu değil de diğer şu yeşil kap şeyli olan, teraslı olan bungalov'da kalıyor. Akşam yemeğini de ona göre biraz fazla artık yapıyorum. Çünkü ona da gönderiyoruz akşam yemeği. Böyle kayınvalideme indireceğim bunlarla, tencerelerle. Onlar kayınvalidemde yiyecekler. Valla saat herhalde kaç oldu? 5.30 mu olmuş? Evet, 5.25 geçiyor. Aras'la birer portakal yiyelim. Değil mi Aris? Aras kuzucuğum. Benim canım. Başka da bir işim yok. Şey açtım, belgesel açtım. Yusuf geldi, biz yemeğe oturuyoruz. Anne süt. Ne aşkım? Süt istiyorum. Hay Allah'ım yarabbim. Al canım. Sağlıklı. Bardağa dök ama lütfen, tamam mı? Spor yapıyorum ama. Gel bardağa dökelim. Hadi, Yusuf tamam. Şey almış bana. Koşu bandı mı diyorlar. Koşu bandı değil bu. Bisiklet aleti. Anne sana almadılar. Bana aldı ya babam. Sana değil, o benim. Hayır, benim. Bu arada Taltır'ın 75 kiloyum kızlar. Aras'ın tüm gün sesi durulmuyordu. Babası geldi, hepten sesi gür çıkıyor. 75 kiloyum bu arada kızlar. Tartıldım. Al bardağı koy da iç. Bir daha tatlı mı? Spordan sonra 10 gün deneyeceğim, bakayım. Bu kilo pek verdirmez ama fitleştirir, dirençleştirir bence vücudumu. Ay, her sabah bakacağım. Üşenmez. Sen yapacağım, istiyorum çünkü yapmak. Ben de üşenmesem bakacağım. Basen ve bacak bölgem için iyi olur diye düşünüyorum. Karnımızı doyuralım. Sonra kapanış için geleceğim. Bitler yendi. Tezgahımı toparladım. Aras kah spor yapıyor. Kah dinleniyor. Kah spor yapıyor. Değil mi aşkım? Çayın yanına bir şeyler hazırladım. Dedim canım tatlı istiyor Yusuf. Ne yapsak çayın yanına? Sonra aklıma geldi ki. Sonra aklıma geldi ki cheesecake var. Cheesecake'imi çıkardım. Of Aras. Of Aras, ben sporcuyum. Hiç konuşturmuyor ya. Al içeceğini. Neyse, dinlenme moduna geçiyoruz. Sizleri seviyorum. Yarınki vlogumda görüşürüz. Kapanışı artık yapıyorum. Bugün yorulmadım ama dilimde sürüştüm. Gaza gelirsem eğer taytımı giyerim. Bir böyle yarım saat spor yaparım. Cheesecake yedikten sonra onu eritmek lazım. Bakacağım. Ama günde mutlaka bir yarım saat 40 dakika sabahları yapmak istiyorum. Her şeyden önce sağlık için bence. Tekrardan yarın görüşürüz. Bye bye.